Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber TOLK kavramına bakacağız. Tabii ki biz daha önceki derslerimizde TOLK kavramını öğrendik. Bununla ilgili teorik bilgileri ve soru çözümlerini gerçekleştirdik. Bu videomuzda ise farklı çeşitteki işte amatör kameraları veya küçük ev kazalarına yansımış ve TOLK diye tanımladığımız kavramın sebep olduğu bu kazaları inceleyerek daha net bir şekilde anlamaya çalışacağız arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. Tabi burada öncelikle bir hatırlamaya çalışalım. TOLK dediğimiz kavram neydi? Bir tanım yapmak gerekirse buraya tabii ki tanımımızın tamamını yazmayacağım ama şu şekilde bir tanım yapabiliriz. Bir kuvvetin döndürücü etkisinin ölçütü olarak tanımlayabiliriz. Yani o zaman burada bir dönüş hareketi olması lazım. Yani kuvvet dönüş hareketi olması lazım. Hareketi. Tabi buradaki hareketin sebebi, yani burada aslında asıl dönüş hareketine bakmamız lazım. Dönüş hareketi kuvvet tarafından, buraya isterseniz bir F yazalım, yani kuvvet tarafından oluşturması lazım. Şimdi o zaman bir kuvvet herhangi bir cisim üzerine etkilediği durumda o cismi herhangi bir noktaya göre döndürebiliyorsa o zaman tork var demektir. Yani demek ki bizim burada sadece dönüşe bakmamız gerekiyor. Bir kuvvetin döndürücü etkisi üzerinde durmamız gerekiyor ve bu ölçütü, yani ne kadar büyükse o kadar yüksek bir tork oluşturuyor demektir. Ne kadar düşük bir tork varsa o zaman o kuvvet o kadar düşük bir tork oluşturuyor demektir arkadaşlar. Tabi burada asıl mesele, yine dediğimiz gibi, bakın, herhangi bir kuvvet üzerinde herhangi bir cisim üzerindeki kuvvetin herhangi bir noktaya göre döndürücü etkisi, yani döndürüyor olabilmesi lazım. İşte oradaki o dönüşü tork olarak tanımlıyoruz ve kuvvetle o dönme noktasına dik olan uzaklığın çarpımıyla buluyoruz. O zaman bizim buradaki genel anlamda formülle bir hatırlamamız gerekirse torku şu şekilde ifade etmiştik arkadaşlar. Hemen şöyle isterseniz bir çekelim. Şöyle bir işte O noktası olsun. Bu nokta üzerine şöyle bir durum var. Diyelim ki şöyle bir F kuvveti etkiliyor. Bakın bu kuvvet ne yapabilir? Bu cismi O'dan serbest dönebilen bir cisimse buradaki bu cismimizi şu şekilde döndürecektir. İşte bu dönüşü sağlayan şey ne? Buradaki kuvvet. Eğer kuvvet olmasa dönme olmayacak. İşte bu durumda bizim karşımıza kuvvet, tork çıkar. Aradaki mesafeyi de D dersek torkun büyüklüğünü de F çarpı D olarak buluruz. Ve birimi de arkadaşlar Newton çarpı metre olarak karşımıza çıkar. Şimdi burada bir diğer durum şu şekilde önemli diğer ayrıntılar vardı. Örneğin kuvvetimiz bu şekilde değil de dik olmayacak şekilde etki ederse yine kuvvet döndürücü etkisi oluşur mu? Evet, yani biz yine dik oluşması veya farklı açılarda gelmesi önemli değil. Cisim üzerinde herhangi bir noktaya göre döndürücü etkisi oluyor mu? Ona bakacağız. Şimdi bu kuvvete baktığımızda %100 olarak tamam cismi döndürmüyor. Biraz bu O noktasındaki pime bir baskı var ama ne olursa olsun bu cismi yine de bu şekilde döndürebileceği bir etkisi var bu kuvvetin. O zaman yine buradaki bu kuvvetin bir tork etkisi oluşuyor. Hemen buradan bir açı belirtirsek, örneğin alfa derecesi, ikinci durumdaki, buraya F2 diyelim isterseniz, İkinci durumda oluşan tork da arkadaşlar şu şekilde bulunur. Bakın F2 çarpı D çarpı sinüs alfa olarak bulunur. Aslında buradaki mesela sinüs alfa buradaki kuvvetin dik bileşenini almak demektir. Ya da şöyle bir durum var. Kuvvetimiz uzantısını alabiliriz. Örneğin ben bunu şöyle uzatırsam, tabi dönme noktasına da şu şekilde çekersem oluşabilecek şu dik uzantıdan şuradaki mesafeye R dersem yine aslında şu şekilde bulurum. F2 ile direkt R'yi çarparsam da yine buradaki torku bulmuş olurum arkadaşlar. Bakın dikkat ettiğimiz üzere bizim kuvvetimizin bir döndürücü etkisi olması lazım. Bu değeri de biz tork olarak tanımlıyoruz. Tabi buradaki büyüklüğü de hesaplayabiliyoruz. Şimdi burada bir diğer mesele de şu. Siz eğer bu kuvveti dengeleyici bir şekilde karşı bir kuvvet olmazsa ya da herhangi bir sönümleyici destek olmazsa o zaman tork oluşur arkadaşlar. Yani demek ki torkun oluşmaması için bu kuvvetin dengelenmesi, bu döndürücü etkisine karşı konulacak bir farklı destek veya farklı kuvvet olması lazım ki buradaki kuvvetimiz sönümlensin ve tork etkisi ortadan kalksın. Aksi halde torkumuz oluşacaktır ve o kuvveti ya da orada üzerine etkileyen cismi işte duruma göre işte farklı hızlarda veya farklı yönlerde döndürecektir arkadaşlar. Bu da bizim karşımıza torkun çıkış durumudur. Bir de ben burada biraz daha ayrıntıya girerek şu değeri de şuradaki durumu da vermek istiyorum. Burada bakın harekettir bu sonuçta. Dönme hareketi. Yani bizim hareketle ilgili bildiğimiz önemli formüller var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de Newton yasalarıdır. Bakın en önemli formülümüz şudur. F net, yani toplam kuvvetler eğer sıfırsa sıfırdır. Ama sıfır değilse biz şöyle bir formül bulmuştuk. Bakın F net eşittir M çarpı A. Yani buradaki aslında mesele şu. Kuvvet eğer sıfır değilse
orada bir iğme oluşur. A'nın iğme olduğunu biliyoruz. Bu iğme de ne üzerine oluşur? İşte burada M diye tanımladığımız cismi üzerine oluşur. Yani buradaki M aslında cismi tanımlar bize. Yani cisim üzerine bir iğme oluşturur anlamına geliyor. Buradaki bu iğme de aslında ne yapar? Bir öteleme hareketi oluşturur demiştik. Bu aslında hareketle ilgili. Ama biz en genel anlamda hep kuvvet ve işte bir bileşke kuvvet sıfır değilse, yani kuvvet varsa sadece aklımıza bu formül geliyor arkadaşlar. Yani sadece sanki öteleme oluşturuyormuş gibi geliyor. Ama öteleme olmadan tork da oluşabilir. Sonuçta tork da bir harekettir. Yani bir dönme harekettir aslında. Yani o zaman biz aslında şunu da bir düşünmemiz lazım. Burada kuvvet sıfır değilse öteleme olmayabilir ama dönme olabilir. İşte bunun da karşılığı torktur arkadaşlar. Ve burada bu formüle çok benzer bir tork formülümüz vardır. Bakın, tork diye tanımladığımız ifade eşittir I çarpı alfa olarak da karşımıza gelebilir. Bakın buradaki I nedir? Atalet momentidir. Bir cismin varlığını ifade eder ve cismin dönmeye karşı gösterdiği direncin ölçütüdür. Alfanın da ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Açısal ivmedir. Yani bakın ne oldu? Açısal ivme o cismin döndürür. Yani açısal hızını artırır. Demek ki bu şekilde tork da aslında bizim dönme oluşturduğunu bir kere daha gördük. Ve bu da bir dönme harekettir. Bakın torkun işte F'nin eşittir MA'ya çok benzer bir formül üzerine. Aslında buradaki I da aynen burada olduğu gibi cismin varlığını ifade eder. Alfa da İğmenin yani açısal halini ifade eder. Peki biz bu torku, tamam tork bunu oluşturuyor ama tork asıl nasıl oluşuyor? Tork dediğimiz ifade aslında kuvvet çarpı D şeklinde. Tabi kuvvetin başına da şöyle bir toplam koyabiliriz. Bakın aslında toplam kuvvetin sadece dönme F'nin dışında MA gibi bir D, yani karşılığı yok. Öteleme karşılığı yok. Eğer öteleme olmayıp da dönme de oluşturabilir. Bu dönmeyi de uzaklıkla işte o hangi noktaya göre döndürürse o uzaklığın dik uzaklığıyla çarptığımızda karşımıza çıkan tork değerinin I çarpı alfa yani açısal atalet momenti çarpı açısal iğme şeklinde dönmeyi de karşımıza çıkardığımızı görüyoruz arkadaşlar. Bu iki formülde aslında bir bakabiliriz. Peki bunların hangi durumda sıfır olur karşılığı? Tabii ki şuradaki F kuvveti eğer sıfırsa toplam kuvvetler direkt olarak bakın buradaki ötelemede dönmede hareket sıfırlanmış olur. Yani aslında bunun anlamı şudur. Oradaki kuvvetinizi siz karşı desteklerle veya karşı kuvvetlerle toplam olarak sıfırlamışsınız. Yani hareketi sönümlemişsiniz oluyor. Torku bu şekilde bir özetlemek istedik. Şimdi gelin birkaç tane video üzerinden bakalım ve daha net anlamaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi buradan ilk videomuzla başlayacağız. Bakın burada biraz anlatarak devam etmek istiyorum. Bir tane zıplayan çocuk var. İsterseniz bir görün. Bak zıpladı, zıpladı ve düştü. Neden düştü? Şimdi aslında buradaki düşüşün sebebine bakarsak. Bakın arkadaşlar. Şimdi ilk başta tam cismimizde şu şekilde bir masa şeklinde ve masanın ayakları biraz içeride düştüğüne daha net anlıyoruz. Çocuk bakın tam ortada zıplarken bir problem yok ama ne zaman tam şu köşeye geliyor, köşeye geldiği anda buradaki çocuk düşüyor arkadaşlar. Sebebi bakın tam bu uç noktaya bastığı için bu çocuğun ağırlığını veya zıplamadaki kuvveti dengeleyecek veya destekleyecek bir şey yok. Dolayısıyla desteklenmediği için burada oluşan bu basma kuvveti bu masada bir döndürme oluşuyor. Peki hangi noktaya göre dönme oluşuyor? Bakalım izleyelim. Bakın tam masanın şu ayağına göre. Bakın dikkat ederseniz masanın ayakları biraz içeride. Dolayısıyla buraya göre bir dönme oluşturduğu için tabii ki masa bu şekilde devriliyor. Çocuk da üzerinden düşerek bu tarafa doğru düşmüş oluyor. Başka bir tane örneğe bakalım. Tabii çocuk çok zıplamış. Şimdi bakın bu şekilde scooterlara bindiğimizde bakın arkadaşlar. Genelde insanoğlu yani insanın ağırlık merkezi bakın zaten en şişkin olan bölgesi olan şu göbek bölgesi ve bu popo bölgesinin bu aradadır, tamam mıdır? Buradan yere doğru sizin ağırlığınız ağırlık merkezi olarak etkiler. Şimdi sen bu kuvveti dengeleyebiliyorsan problem yok. Bak çocuk şimdi bu adam böyle kayarken şu kuvvet tam şunu alırsak bak inersek tam arka tekeri neredeyse kılakıl dengeliyor. Bak arka teker bunun düşmesini engelliyor ama bak adam şimdi ileri doğru gitti biraz. Bak şöyle biraz geri gelelim. Şöyle biraz ileri alalım. Bak ne yaptı? Adam bacaklarını bükerek ağırlığını biraz dışarı çıkardı. Bak şu an ağırlık kuvveti dengeleyecek bir yer yok. Bak tekerin dışına çıktı arka teker. Ne olacak? Tabii ki adam bak geri doğru devrildi arkadaşlar. Bakın bak tam şuradan bakarsak ağırlık merkezi buradan. Bu teker artık bunu dengeleyecek bir durum yok. Zaten teker rahatlıkla dönebiliyor. Ne yaptı? Bakın bu şekilde dönerek bir tork oluştu ve adam düştü arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi buradaki hanımefendi bak atlıyor ama neye göre atlıyor? Bak şimdi. Şöyle bakalım biraz daha girelim. Bak atladığında bir kere bu suyun içine değil kayıp gidemez. Burada sert zeminde. Bir kere buradan geri doğru bir sürtünme kuvveti oluşuyor. Tabi bu hanımefendi atlamasıyla da ileri doğru da bir kuvvet oluşuyor. Şimdi bu kuvvetleri dengeleyecek bir şey yok. Dönüş noktası da tam burası olduğunda ne yapıyor işte buradaki bu şey şu şekilde şöyle dönerek taklatıyor bakın. Taklattı gördüğünüz gibi düştü kendisi.
Şimdi bir diğer örneğimiz bakın bu şekilde. Normalde bu bisikletin pedallarına basarak bunu ileri doğru çekmesi lazım ve bu çocuğu da düşürüyor. Tabii şimdi aklıma geçtiğimde benim çocukluğumda da böyle tahtadan yapardık. Annemiz iple çeker. Tabii böyle bir şey yoktu. Neyse. Şimdi bakın arkadaşlar burada pedala basması lazım. Bu niye bak geri doğru kendini atıyor değil mi? Bak arka teker şu tekerin şu tam orta mil kısmı buradaki destekleyecek en son nokta. Demiştik ki biraz önce insanın hani ağırlık merkezi bu göbek bölgesinde. Yani tam şu sırt şu bölgede. Sen şimdi buradaki bu ağırlığın dengeleyen kuvveti bu tekerleğin arkasına geçirirsen otomatikman burada o kuvveti dengeleyecek, o ağırlığını dengeleyecek bir şey olmaz ve dönüş tork oluşur ve taklatarsın. Yani bu kadar basit. Bak şimdi burada bir de niye zıplıyor? Ben onu anlamadım. Pedala bassa zaten gidecek. Bak burada işte olay bitti. Bak ağırlık merkezi burada. Tekerin en son destekleyebileceği nokta burada. E buradan şimdi aşağı doğru bunu kim destekleyecek? Kimse destekleyemeyecek. Ne yapacak işte? Aynen böyle taklayı atacak arkadaşlar. Şimdi bunu sadece uyarı için verdim arkadaşlar. Bakın buradaki arkadaşımız inşallah bir şey olmamıştır diyelim. Bak şimdi bu tarz işler yaparken özellikle evde ampul değiştirsin. Tavanda bir şey vardır onu almaya çalışırsın. Ya da ne bileyim cam silmeye çalışırsın. Bir şey yaparsın. Altına bir merdiven ya da bir masa ya da bir sandalye koyarsın. O sandalyeye çok dikkatli ve dengeli basman gerekiyor. En ufak bir yanlış hareketinde ya da dengesiz bir harekette ne olacak? O bastığındaki ağırlığından dolayı oluşan kuvvet dengelenmeyecek ve düşeceksin. Yani bu kadar basit. Bak şimdi burada dikkatsiz bastığını bak düşüyor ve çok kötü düştü. İnşallah bir şey olmamıştır diyelim arkadaşlar. Ne yaptı? Bakın bu şekilde dışarı bastı biraz. Yani o masanın şu ayakları tarafından dengeleyecek bölgesine biraz daha uç bölgeye bastığı için direkt olarak devrilme gerçekleşti. Kendisine geçmiş olsun diyelim arkadaşlar. Şimdi bu da son bir videomuz arkadaşlar. Bakın burada bu at biraz büyük. Bayağı at da bayağı büyük harbiden. İnmeye çalışıyor. Bak tam nereye basıyor? Uca basıyor. Bak tam uca basıyor. Şu merdiven gibi şeye koymuşlar rahat inebilsin diye. Bak şimdi diğer arkadaş da düşmesin diye aslında devrilmemesini dengeledi. Bak işte dengelediğinde şu an ne oldu arkadaşlar? Bu kuvvetler dengelendi. Bak bu hanımefendi tam uca bastı ama ağırlık şuradan etkiliyor dersen bak aslında asıl kuvvetin etki ettiği bölge bu cismin dışında. Yani bunu döndürmemesi imkansız. Yani devirecek bunu. Başka çaresi yok. Ne yaptı bak? Sen bunu destekle. İşte bak bu şekilde destekleyip sönümlersen herhangi bir problem yok. Düşmezsin. Dönme oluşmaz. Çünkü burada kuvveti dengelemiş oluyorsun. Ama bak ne yaptı? İşte at hareket etmeye başladı falan. Bak bıraktı bu dengeyi. Bak dengeyi bıraktığı anda devrildi ve tabii kendisi de düşmüş oldu arkadaşlar. İstersen şöyle bu şekilde başa geldik. Bakın bu şekilde ise hızlıca bir hepsini izleyelim isterseniz. Bakın nedeni torktan dolayı. Yine burada aynı şekilde dengeleyecek bir torku dengeleyecek kuvvet yok ve dönüş sağlayıp düşüyor. Yine burada bakın ağırlık merkezini tekerin dengeleyebileceği noktanın dışına çıkardığı için takla atmış oluyor. Burası yine bakın masalarda ya da herhangi bir yerin üzerinde dengesiz bastığımızda. Bu da son olarak bakın. Dengelendiğinde bir problem yok ama ayağını bıraktığında kuvvet dengelenmiyor ve burada bir tork olarak devrilip düşüyor arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Tork konusunu bu şekilde sizlere görseller ve videolarla daha net anlatmaya çalıştık. Umarım anlaşılmıştır. Umarım hani size daha faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize kolay gelsin.